İbrahim. Uçuyor. Number'ları gördünüz mü oğlum? Dünyanın bir numarası bu. Bir numara, bir numara. Ooo, çok güzel geldi. Uçuyor, indeksiniz ya. Bu seneki yeniliklerimiz arasında Türkiye'de ilk kez wingsuit exit dediğimiz yarasa adamların uçuş yapacakları 1400 metre 1400 ile 1500 metre arasına kurulmuş bir platform yaptık. Tamamen insan gücüyle metal aksamın taşınmasıyla gerçekleştirildi bu. Türkiye'de bir ilktir. Kemal'in eski adı Eğin, cennet gibi güzel bahçe demek. Oraya da cennete açılan kapı ismini verdik. Sizler de atlayışçıların kameralarından izleyeceksiniz. Dünyanın en meşhur, bu konudaki en yetenekli sporcuları Türkiye'ye geldiler. Scotty Bob işlerinde şu an bir numara. Ve siz de gördüğünüz 1400 küsur metreden, Fırat'ın kenarı aşağı yukarı işte 800 küsur metre desek, 600 metreye yakın bir atlayış yaptı. Saatte zaman zaman 200 kilometreye yakın hızla üzerimizden geçti. Kamerayı takip etmek bile güçlü biliyorsunuz. Bu çok özel bir spor. Doğa sporlarının en ekstrem uç noktası. Bunları yapan kişiler saatlerce paraşütle uçaktan atlayış, skydiving tecrübesine sahipler. Yine base jump dediğimiz yüksekten atlama tecrübesine sahipler. Wingsuit'te ise kendi kollarının ve bacaklarının arasındaki özel üretilmiş bir malzemeden yapımla kanat gibi yapıları açıyorlar ve havada bir yandan düşerken bir yandan da süzülüyor, uçuyorlar. Bu Scotty Bob Alaska'da en son 3 metre 2 metre bir aralıktan geçerekten şu an dünyanın en zorlu uçuşunu gerçekleştirmiş durumda. This is my first time in Turkey, and it's an absolutely beautiful place here in Kamalia. It's like the first time we came here, I guess 2 days ago now. Drove in, just. I'm in California, in the United States. This is my first time to Kamalia as well, my first time to Turkey. This village is gorgeous. The people have been very friendly, very hospitable. It's been great. My partner and I, a good friend of mine, and I, we're both rock climbers as well, and the climbing here is amazing, the climbing potential.